Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 26 Haziran Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında maaşlarına ara zam yapılmasını bekliyordu. Ana muhalefet partisi CHP de konuyu gündeme getirmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yaptığı görüşmede zam taleplerine karşılık alamadığını söylemişti. Asgari ücretlerinin beklentilerini suya düşüren açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyledi. Türkiye'de halihazırda asgari ücret 17.002 lira. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin 4 saat 15 dakikalık görüşmesinin yankıları sürüyor. Karatepe, görüşmede asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarında artış gibi 4 öneri sunduklarını belirtmiş ve acı reçeteyi vatandaşa çıkaran anlayışta değişim olmadığını gördük demişti. Bakan Mehmet Şimşek de görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, ekonomi programına ilişkin detaylı bir sunum yaptıklarını söyledi. Karatepe'nin görüşme sonrasındaki açıklamasını da eleştiren Şimşek, bu mesajların tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu savundu. Şimşek, umarım bu tutum ve yaklaşım, diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez, dedi. Şimşek Karatepe görüşmesiyle ilgili bir açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, görüşmenin karşılıklı nezaket içinde geçtiğini, doğru dilin kullanıldığını ama aynı dilin konuşulmadığını söyledi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimlerden sonra AK Parti ile CHP arasında yürütülen normalleşme görüşmelerini müsamereye benzetti. Bakırhan, başta muhalefet partisi olmak üzere buna son verilmeli. Ne yumuşama var ne normalleşme, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup konuşmasını her zamankinin aksine bu kez ayakta değil oturarak yaptı. Bahçeli konuşmasının ardından görevlilere yaslanarak kürsüden ayrıldı. MHP lideri toplantı sonrasında da rahatsızlandı. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası 1 Temmuz'da başlayacak. Bahçeli grup toplantısındaki konuşmasında Sinan Ateş davasına sadece avukatlarının katılacağını söyledi. Yerel seçimlerde tarihinde ilk kez ikinci parti olan AK Parti'de 7 il başkanı görevden alındı. Bu iller şöyle: Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyon. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde 7216 trafik kazasında 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 12274 kişinin de yaralandığını açıkladı. Diyarbakır'da İsrail aleyhine slogan atarak Burger King ve Starbucks şubelerine saldıran 16 kişi serbest bırakıldı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Engin Dilan Polat çiftiyle Sezgin Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezine saldırı davasında tahliye edildi. Ancak çift başka suçlardan tutuklu olduğu için serbest kalamayacak. Yükseköğretim Kurulu sınavsız girilen ikinci üniversiteler için yeni bir düzenleme yaptı. Çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açık öğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları kayıt yaptırabilecek. Kavurucu sıcak havanın etkili olduğu ve ekinlerin hasat döneminin devam ettiği Diyarbakır'da günde ortalama 60 yangına müdahale ediliyor. Her geçen gün artan yangın vakaları nedeniyle itfaiye erlerinin izinleri de kaldırıldı. Kısa Dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz, 1 Temmuz itibariyle köprü ve otoyollara zam geleceğini söyledi. Osman Gazi Köprüsü'nde geçiş ücreti 1808 lira, Çanakkale Köprüsü'nde 740 lira, Avrasya Tüneli'nde 213 ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 180 lira olacak. Konut fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %2.2 oranında arttı. Yıllık bazdaki artış %48.4 olarak kaydedildi. Konut fiyatları en çok Ankara'da arttı. En yüksek konut birim metrekare fiyatı ise 46.213 lirayla İstanbul'da hesaplandı. Bu fiyat İzmir'de 38.000, Ankara'da ise 25.600 olarak belirlendi.
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi dairelerine talimat göndererek vergi cezalarında hiçbir şekilde uzlaşmaya gidilmeden ve indirim yapılmadan cezaların tahsil edilmesini istedi. Ekonomim.com'un haberine göre vergi cezalarında %75'e kadar indirim imkanı sağlayan uzlaşma müessesesi ortadan kalkmış oldu. Merkez Bankası Haziran ayı politika faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Politika faizi şu anda %50 seviyesinde, piyasalar faizin sabit tutulmasını öngörüyor. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez, olumsuz bir gelişme olmadığı sürece 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etmeleri gerekeceğini söyledi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, azalan dış finansman baskıları ve düşen makro riskleri gerekçe göstererek Türk bankacılık sektörünün görünümünü nötrden iyileşiyora revize etti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze şeridinin batısındaki Eşşati mülteci kampına düzenlediği saldırıda aralarında Hamas siyasi büro başkanı Haniye'nin kız kardeşinin de olduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Haniye'nin 3 oğlu ve 4 torunu da Ramazan bayramındaki saldırılarda öldürülmüştü. Birleşmiş Milletler, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü açıkladı. Amerika'da Demokrat Parti'nin Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşma yapmasını boykot etmeye hazırlanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi eski Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve mevcut Genelkurmay Başkanı hakkında tutuklama emri çıkardı. WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, Amerika ile hakkında bir suçlamayı kabul ettiği anlaşma imzaladı ve İngiltere'den ayrıldı. Anlaşmaya göre Assange, gizli ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmekle ilgili suçlarını itiraf edecek. Assange daha sonra kendi ülkesi olan Avustralya'ya dönecek. Amerikalı savcılar WikiLeaks'in kurucusunu Afganistan ve Irak'taki savaşlarla ilgili gizli belgeleri yayınlaması nedeniyle 18 ayrı suçtan yargılamak istiyordu. Assange 2019 yılından bu yana İngiltere'de hapisteydi. Fransa'da hafta sonu yapılacak erken seçime günler kala merkez sağ ve soldan 200'den fazla siyasetçi tüm demokratik güçlerin liderlerine aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'ne karşı işbirliği yapmaları çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise seçimlerden aşırı sağ ya da aşırı sol partilerin birinci çıkması halinde ülkenin iç savaşa sürükleneceğini savundu. Macron'un bu sözleri halkı korkutmaya çalıştığı gerekçesiyle her kesimin tepkilerine neden oldu. Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın zaferle çıkması üzerine meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı. Ukrayna ve Moldova'nın Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri başlıyor. İki ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Avrupa Birliği'ne katılmak için başvuruda bulunmuştu. Ukrayna'nın üyeliği ancak Rusya ile barışın sağlanmasıyla mümkün olabilecek. Almanya'da faaliyet gösteren İslam ve Müslüman düşmanlığı karşıtı ittifakın hazırladığı rapora göre ülkede 2023 yılında Müslüman karşıtı 1926 vaka kaydedildi. Doğu Afrika ülkesi Kenya'da vergi zammı öngören yasa tasarısına karşı çıkan binlerce kişi eylem yaptı. Protestocular vergi düzenlemesine karşı genel grev çağrısında bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi tecavüz ve enses vakalarında kürtajı serbest bırakma kararı aldı. Daha önce hamileliğin kadının hayatını tehlikeye atması veya fetüsün deforme olduğunun kanıtlanması durumunda kürtaja izin veriliyordu. İngiliz kraliyet ailesinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İngiltere Kralı 3. Charles ve ardından Prenses Kate Middleton kansere yakalanmıştı. Bir kötü haberde Kral Charles'ın kardeşi Prenses Anne'den geldi. Prenses Anne malikanesinde kaza geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Sanatçı Bülent Ortaçgil sanat hayatının 50. yılını bugün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda kutlayacak.
Kadın Sesi Değmiş Şarkılar temasıyla düzenlenecek konserde Zuhal Olcay, Ceylan Erten, Melike Şahin gibi isimler de sahne alacak. Blue TV Barbie filmini kullanıcılarıyla buluşturacak. 2023 yılının en yüksek gişe hasılatını elde eden film 11 Temmuz'da Blue TV'de yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası F grubu 3. ve son maçında bugün Çekya ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımına grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Konu Kahve'nin bu hafta konuğu Aslı Tohumcu. Kitap Konu Kahve programını kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.